Çokgenler en az üç kenarlı kapalı düzlemsel geometrik şekillerdir. Şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarlı bir çokgen görüyoruz. Böyle içeriye doğru bükülen bir parçası varsa bunlara biz içbükey çokgen diyoruz. Hemen yanında 1, 2, 3, 4 kenarlı bir içbükey çokgen var. Aşağıda solda 1, 2, 3, 4, 5 kenarlı ama dış bükey bir çokgen var. Ve yine bir üçgen var. Görüyorsunuz sağ altta. En az üç kenarlı oluyordu çokgenler. Bu da bir çokgendir. Bu da üç kenarlı çokgen, zaten sık sık kullandığımız üçgen. Dış bükey çokgenlerde çokgenin içinde alacağınız herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçası tamamen çokgenin içinde kalır. İki tane seçelim. Bakın komple ben bu dış bükey çokgenin neresinden iki nokta seçersem seçeyim, çizdiğim bunları birleştiren doğru parçası hep çokgenin içinde kalacaktır. Ama iç bükey çokgende öyle iki nokta bulabilirim ki bunları birleştiren doğru parçası tamamen çokgenin içinde kalmaz. Burada da bakın şu kısım dışarıda kaldı. Dışarıda kalan parça oluyorsa bunlara biz iç bükey çokgen diyoruz. Biz dış bükey çokgenlerle ilgileneceğiz. Yani bundan sonra çokgen kelimesi geçtiğinde dış bükey çokgeni anlayabiliriz. Bir çokgende kaç köşe varsa o kadar kenar vardır. Yani köşe sayısıyla kenar sayısı birbirine eşittir. Yine aynı miktarda iç açı vardır ve aynı sayıda dış açı vardır. Solda bir dikdörtgen görüyorsunuz. 4 tane köşesi var. 4 tane de açısı var, iç açısı var. Hepsi 90'ar derece. Ve 4 tane de dış açısı var. Dış açıları da tabii ki 90'ar derece. Bir çokgende kaç kenar varsa o kenar sayısına göre isimlendirilir. Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. O halde bu bir altıgen. 6 köşemiz var. Tabii ki 6 tane kenarımız var. 6 tane iç açımız var. Bir iç açının bütünleri dış açısıydı, o iç açının dış açısıydı. 6 tane de dış açımız var. Burada bir beşgenimiz var. Bir köşeden çizilen köşegenlerle bu beşgeni kaç üçgene ayırabiliriz? Buna bakalım. 1, 2 tane köşegen çizebiliyorum. Şu an beşgenin tüm alanı üçgenlere ayrılmış durumda. 1, 2, 3 tane üçgeni ayırabiliyoruz. Yani beşgende 3 tane üçgen elde ettik. Bir köşeden çizilen köşegenlerle. Dolayısıyla beşgenin iç açılarının toplamı bu üçgenin iç açılarının toplamıdır. Üçgenin iç açılarının da iç açısının da 180 derece biliyorum iç açıları toplamının. 3 tane 180, yani beşgenin iç açıları toplamı 3 çarpı 180 derece olur. Şimdi aynı işlemi bu altıgene yapalım. Burada da 4 tane üçgen oluştuğunu görüyoruz. Demek ki bunun da iç açıları toplamı 4 çarpı 180 derece. Beşgende 3 tane olmuştu. 2 tane az kenar sayısına göre. Altıgende de 4 tane oldu. Yine 2 tane az. Dolayısıyla iç açılar toplamı bir çokgende kenar sayısının 2 eksiği çarpı 180 derecedir. Yani n eksi 2 çarpı 180. Aynı şey bu dikdörtgende de geçerli. Dikdörtgende 2 tane üçgeni ayırabilirim. 2 tane, yani 2 çarpı 180 olur. Yani dikdörtgende 4 kenarlıydı. 2 eksiği kadar üçgene ayrıldı. Kenar sayısının 2 çarpı 180 oldu. Çokgenlerde dış açılar toplamı ise hiç değişmez. İç açılar toplamı n'in sayısına göre değişir. Yani ne kadar kenar sayısı fazlaysa o kadar artar.
Fakat dış açılar toplamı her zaman 360 derecedir. N kenar sayısı olmak üzere çokgendeki köşegen sayısı n çarpı n-3 bölü 2'dir. Mesela bir dörtgendeki köşegen sayısını bulalım. N 4 ne olacak? 4 çarpı 4 eksi 3 1 bölü 2. Yani 2 olur. Hakikaten mesela bir dikdörtgen çizelim. Bu bir dörtgendir. Ve 2 tane köşegeni vardır. Aynı hesabı beşgen için yapalım. O da 5 çarpı 5 eksi 3 2 bölü 2. Yani bu ikiler gider. 5 tane olması lazım. Bakalım kaç tane var. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane köşegen olduğunu görürüz. Beşgenin iç açılar toplamı n-2 çarpı 180 formülüne göre 5-2 çarpı 180 derece olur. Bu da 3 çarpı 180 yani 540 derecedir. Dış açılar toplamı ise hiçbir zaman değişmez ve hep 360 derece olur. Bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısına bakalım. Çizelim. Şu köşeyi seçtim. Gördüğünüz gibi 2 tane çizebiliyorum. Zaten bu hep kenar sayısının 3 eksiğidir. Yani bir köşeden çizilebilecek köşegen sayısı 2'dir. Son olarak da köşegen sayısı istenmiş. Formülü n çarpı n-3 bölü 2 idi. Yani 5 çarpı 2 bölü 2 idi. Bu da 5. Bir sekizgenin en çok kaç iç açısının dar açı olabileceği sorulmuş. İç açı dar ise bu iç açıya bağlı olan dış açı geniş olmalıdır. Dış açılar toplamı her zaman 360 dereceydi. Peki buradan ben kaç geniş açı çıkarabilirim? 90'ı geçmesi lazım. 90 küsur olması lazım. 90 küsur, 90 küsur, 90 küsur yani 90,1 bile olsa 270 küsur olur. Dolayısıyla dördüncü geniş iç açı elde edemem. Geriye 90'dan küçük bir değer kalacaktır. O halde en fazla 3 tane geniş açı olacaktır. Dolayısıyla bu 3 geniş açıyla ilişkili olan iç açılar 3 dar açı üretebilir en fazla. O halde cevabımız 3. En fazla 3 iç açısı dardır. İç açıları toplamı bir çokgenin n-2 çarpı 180 idi. Dış açıları toplamı ise her zaman 360 dereceydi. Bu oran 4'müş. 180 ile 360'ı sadeleştirirsek burada 2 kalır. 2'yi çarpı olarak atarsak n-2 eşittir 8. N eşittir 10. Demek ki bu bir ongen. Köşegen sayısı da n çarpı n-3 bölü 2 idi. 10 çarpı 7 bölü 2 olur. 2 ile 10 sadeleşir. 5. Demek ki 35 tane köşegeni vardır. Düzgün çokgen tüm iç açı ölçüleri ve kenar uzunlukları birbirine eşit olan çokgenlerdir. Sadece açıların eşit olması yetmez veya sadece kenarlarının eşit olması da yetmez. Hem açıları hem de kenarları birbirine eşit ölçüde olmalıdır. Çokgenlerin iç açılarının toplamı n-2 çarpı 180 idi. Düzgün çokgenlerde her açı eşit olacağı için ve n tane açı olduğu için bunu n'e bölersek bir iç açının ölçüsünü buluruz. Yani bir iç açının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü n'dir. Benzer şekilde dış açıların toplamı da 360 derece olduğundan ve tüm dış açıları yani iç açıları eşitse bunlara bağlı olan dış açılar da eşit olacaktır. Yine n tane dış açı olduğundan 360'ı n'e bölersem ki bu şekilde daha pratik sonuca gidebilirim. Bir dış açıyı bulmuş oluruz. Eşkenar üçgen bir düzgün çokgendir.
3 kenarlı düzgün çokgendir. 4 kenarlı düzgün çokgen ise karedir. 5 kenarlı düzgün çokgene düzgün beşgen denir. 6 kenarlıya düzgün altıgen gelir. Düzgün yedikgen, düzgün sekizgen bu şekilde devam eder. Düzgün beşgenin iç ve dış açısını hemen bulabiliriz. Dış açıdan gitmek daha kolay sonuca ulaşmamızı sağlar. Dış açılar toplamı 360 derece olduğundan her zaman 360'ı 5'e bölersem, çünkü 5 tane dış açısı var, bir dış açısını 72 derece olarak bulurum. Bunun bütünleyeni iç açı olacağı için bir iç açısı da 108 derecedir. Aynı hesabı altıgen için de yapabiliriz. Bir dış açısı için 360'ı 6'ya bölerim. 60 derece olduğunu bulurum. Dolayısıyla iç açısı da bunun bütünleri olacağı için 120 derecedir. Düzgün çokgenlerin başka bir özelliği, her düzgün çokgenin bir iç teğet çemberi ve çevrel çemberleri vardır. Eşkenar üçgenin, zaten üçgenlerin hepsinin iç teğet ve çevrel çemberleri vardı. Karenin de iç teğet çemberi kırmızı, çevrel çemberi mavi görüyorsunuz. Yine bir düzgün beşgeni ve düzgün altıgenin iç teğet çemberini ve çevrel çemberini görüyorsunuz. Tüm düzgün çokgenlerin iç teğet çemberi ve çevrel çemberi vardır. Şekilde bir düzgün altıgen var. Çevrel çemberi çizilmiş ve tüm bazı kirişleri çizilmiş. Daha doğrusu merkezi ile köşeleri birleştirilmiş. Merkezi ile köşeleri birleştirilince 6 tane eşkenar üçgen çıkıyor. Şimdi şu açı alfa ise bunun gördüğü kiriş bu. Ve tüm şuradaki çevrel çembere göre bu kirişler birbirine eşit olduğu için tüm şu dilimlerdeki merkez açılar da birbirine eşit olacaktır. Hepsi alfa olur. Burada da çevre açılar var. Mesela şu açıya ben alfa dersem, bu açının gördüğü yay bir kirişin ayırdığı yay. Yine bakın, şurada da aynı kirişten var, aynı uzunluktaki. O zaman bu çevre açı da alfa olacaktır. Burada da aynı kiriş var. Bu çevre açı da alfa olur. Yine benzer şekilde burada da aynı kiriş olduğu için bu çevre açı da alfadır. Şimdi mesela şu açıya bakalım. Bu açının gördüğü kiriş 2 tane. Yani buradan buraya kadar. Dolayısıyla açısı da 2 alfa olur. Düzgün çokgen olduğu için kenarları birbirine eşit uzunlukta. Şu üst tarafta bir ikizkenar var. Açılarına alfa alfa diyelim. Ve dış açısının şuradan çizersem 2 alfa olduğunu bu üçgenden görüyorum. Bir dış açısı 2 alfa ise tüm dış açıları 2 alfadır. Şuradan olan dış açıyı da çizeyim. Bu da 2 alfa olacaktır. Dolayısıyla şuradan görüyoruz ki bu bir doğru açı. 120 artı 3 alfa 180 derece olacak. O halde 3 alfa 60 derecedir ve alfa 20 derece olarak bulunur. Bir dış açısı 2 alfa idi. Dolayısıyla bir dış açısı 2 alfa eşittir 40 derecedir. Kenar sayısı için tüm dış açıların toplamı 360 derece olduğu için 360'ı 40'a böleriz. Sıfırlar gider. 36'yı da 4'e bölersem 9 kenarlı olduğunu bulmuş oluruz. Düzgün çokgen olduğu için kenarlar birbirine eşit. Şimdi bu düzgün çokgenin çevresindeki çevrel çemberi düşünelim. Köşelerine geçen çevrel çemberi. Şimdi 18 derece bir çevre açı ve bir kenarı görüyor, yani kirişi görüyor. Dolayısıyla ona eşit uzunlukta yayı görüyor. Alfaya baktığımızda ise 3 kirişlik bir gördüğü yer var. Yani 18 derecenin, bakın buradan şuradan şuraya kadar yayı görüyor ve burada 3 tane kiriş var. Dolayısıyla 18 derecenin 3 katı olacaktır. Çünkü yay da 3 katı olacak gördüğü yay. O halde alfa eşittir 54 derece.